Devlet Hayır mı? geleneğine saygı ve hassasiyet ve nezaket nedeniyle süreci farklı yönetme kararı verdiler. İyi Parti önce Dışişleri Bakanlığı ile görüşecek ve bir nevi bu gidiş talep ve isteğini dile getirecek. Buradaki temel mesele aslında şuna bakıyorlar. Evet, terör örgütü terör koridoruna kesinlikle müsaade edilmemeli. Bu konuda İyi Parti terör koridoruna müsaade edilmemesi konusunda kesin ve net bir tavır içinde. Ancak Amerika ve Rusya ile YPG ve rejim, yani Amerika-Rusya ilişkisi ve YPG rejim manivelasında Türkiye'nin sıkışmasından da doğal olarak endişe ediyorlar. Bu nedenle Türkiye ile rejim arasında bir sıkıntının tetiklenebileceğini de ifade ediyorlar. Meral Akşener bir heyet oluşturulup o heyetin mümkünse Esad'la değilse en üst seviyede, Esad'ın altında en üst seviyede bir isimle bir araya gelmesi ve görüşmesini istiyor. Bir raporun kamuoyuna açıklanmasını istiyor. Hatta şöyle bir bakış açıları var. Gerekirse bu rapor önce Dışişleri Bakanlığı ile paylaşılır. Bunu bir sorumlu muhalefet anlayışı olarak görüyorlar. Ayrıca diğer sorun olarak da Türkiye'deki sığınmacı sorununu görüyorlar. Dolayısıyla bu sığınmacı sorunu nedeniyle de aynı şekilde Esad'da görüşmek istiyorlar. Yani Akşener görüşmeyecek mi? Bugün sosyal medyada çıkan haberler. Akşener Suriye'ye gidecek isim Akşener değil. Ama bu görüşmeler belli bir noktaya gelir. Akşener'le Esad arasında bir temas gerekir. O zaman kurulur. Ama Akşener'in belirleyeceği bir heyet. Bu açıklamalar Kürşat Zorlu tarafından programda hemen önce. Bu arada bakın çok net söyleyeyim. Bu arada Doğu Bey de gidiyor galiba değil mi? Yanılmıyorsam bu ay içinde gidecekler. Tarih netleşmiş değil. Ama Perinçek kendisi gidiyor değil kendisi mi? Kendisi gidiyor. Yani bir heyetle. Kendisi gidecek. Daha önce de gidip görüşmüştü galiba değil mi? Ben daha önce gitmiş görüşmüştüm. Evet evet. Şimdi yani onların bir kongre şeyleri vardı. Gündemleri yoğundu, onun için gecikti. Ben bugün de Ethem Sancak Bey'le görüştüm. Ethem Sancak Bey de Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu'na seçildi. Muhtemelen MYK'da da yer alacak. Beraber de gidecekler benim MYK'da bildiğim kadar. Ha, gene başkan yardımcılığı ama. Evet, beraber gidecekler muhtemelen. O da bu ay içerisinde yani kongreler nedeniyle gecikme olduğunu söyledi. Bu ay içinde gidebileceklerini söyledi. Karşı tarafla bir gündem uyuşması, yani herkesin programının uyuşmasını bekliyorlardı. Heyette şimdi, sen var mısın? Yokum. Ya, gitseydin keşke perde arkası getirdin. Doğrudan bakın, haber diye burada, bakıp. Burada bence başka bir hesap yapıyor Meral Akşener. Peki nedir o hesap? Yani Suriye yönetimi Meral Akşener'in kime yakın olduğunu bilir. Yani bu nedenle bu Türkiye meselesi çözülecekse Meral Akşener'e çözülmeyeceğini de bilir. Suriye yönetimi Meral Akşener'in kime yakın olduğunu bilir? Amerika'ya yakın olduğunu bilir. Nereye yakın olduğunu bilecek. Yani tamam, çok açık bir şekilde şey yapar. Şimdi bakın. İyi Parti'nin kuruluş bildirgesinde NATO'ya değil tabii mi? Canım, NATO. Suriye için söyledikleri de var ayrıca. Esad için söyledikleri de var. Şimdi bakın şu anda peki, bir süreç işliyor. Peki Kemal Kılıçdaroğlu Amerika İngiltere'ye giderken Meral Akşener'in ekibini Suriye'ye göndermesine anlamı geliyor? O Amerika'ya gidecek konusunda bilgiler geliyor. Amerika'ya da heyet gönderdi İyi Parti. Evet. İyi Parti heyet gönderdi biliyorsunuz. Peki. Bakın Suriye ile Türkiye arasında yeni bir döneme girildi. Gerek Tahran, Soçi, Şii zirvelerinden sonra siz de uçaktaydınız. Ya çok özür diliyorum. Ne anlama geliyor biliyor musun? Ümit Özdağ biraz mesafe aldı ya Suriyeliler konusunda. İyi Parti'den görüşmek istediğini söyledi. İyi Parti'den de oy alıyor ya. Tamamen iç kamuoyuna yönelik, kendi parti tabanlarına yönelik oy geçişkenliğini azaltmak ve biraz ivme kazanmak için yapılmış bir hareket. Yani çok anlam yüklemeye gerek yok. Yani ben, İsmet abi zaten çerçeveyi çizdi. Yani iç politika, pardon, dış politika iç politikaya şu an bakın, seçim başka ya, başka bir şey bence. O biliyoruz, da biliyoruz, biliyoruz. Zafer Bey bence o değil. Asıl mesele bakın şu anda Türkiye Sayın Erdoğan bir politika değiştiriyor değil mi? Çok net. Suriye ile normalleşme. Şu an değiştirmiyor. Erdoğan kuşatma politikasını yarmaya karar verdiği günden beri değiştiriyor. Bakın, yani uzunca bir süredir dile gelişi diyorum Tahran'daki ediyor. Liderler zirvesinden beri konuşuluyor bu iş. Ama istihbaratı işin içine katarsan 3 yıl oldu. Ha o ayrı bir şey. O çünkü öyle şimdi, başlıyor. Arka kapı belli bir noktaya başlıyor. Sesiyle de 2 yıldır görüşüyorlarmış. Evet. Yani belli bir noktaya doğru gidiyor iş. Hı-hı. Ve Şam'dan yapılan açıklama var. Esad'ın yaptığı açıklamalar var.
Bir gazeteye röportajı var. Türkiye konusunda söyledikleri var. Bu arada Rusya'dan gelen Putin'in Rusya Suriye özel temsilcisinin açıklaması var. Biz diyor görüşmeye aracılık edebiliriz diye. Peskov'un açıklaması var. Şu anda bir karar yok ama diyor. Olumlu mesajlar veriyor. Şimdi bunu provoke etmeye çalışan bir strateji var. Yani gidip ne yapacak? Nasıl provoke edecek? Yani şöyle provoke edecek. Şimdi burada bir tartışma yaratmak, bilmem ne ama yapmak. Ama sorunu yani, muhalefet yapıyorum ben diyor. O zaman siz bunu inandırıcı bulmuyorsunuz Hizmet Beyciğim. Yani bunu, ben Suriye'nin de ciddiye alacağını sanmam. Yani Suriye, şimdi bugüne kadar her türlü şeyi yapacaksınız. Amerika'nın, şimdi Suriye'de kimle savaşıyor Esad? Amerika'yla savaşıyor. Başkasıyla mı savaşıyor? Şu anda Fırat'ın doğusunda kim var? Toprakları kim tarafından işgal edilmiş? İdlib'deki kuvvetlerin önemli bir kısmını Amerika'da kontrol etmiyor. Bunların da işi yok mu orada? Peki ya yani, İyi Parti için Amerikancı demek doğru mu? Vallahi şimdi yani şöyle bunu, Hulki abi bunu, ben bunu somut... Sen söyle ama ben İsmet'ten de merak ediyorum cevabını. Tamam söyle. Ben sadece somut vaka üzerinden bir örnek vereyim. Rusya-Ukrayna savaşı başladıktan hemen sonra Sayın Akşener S-400'lerin iade edilmesini, Akkuyu nükleer santralinin mesela durdurulmasını istemişti. CHP de istemişti aynı şeyi. CHP bu zaten kadar netlikte istememiş olabilir. Yine aynı şekilde evet CHP'nin de içinde bulunduğu... Yani İyi Parti CHP ittifak çekişmesinin sonucu mu bu yoksa... Yok, hayır. Ya şimdi gibi, şöyle... Bir oyun paylaşımı var orada. Gibi mi acaba? Bakın İyi Parti'nin Amerika ile ilişkilerini, şimdi yani geçmişi İçişleri Bakanlığı dönemini Sayın Akşener'in de karıştırmayalım. Şimdi Gölcük'te Türk donanımı, Türk ordusunu kim özel ekip sokar, casus sokar da dinler? Kim adına dinlediler? Sarımsak. Yani Türk ordusunu hangi neydi kuvvet? Doğru Kadir, söyledin mi? Tabii Kadir, casus sarımsak sokar da dinler. Allah'ım. Kim adına dinlendi bu Türk ordusu, gizlice adam sokuldu oraya? Ya bunları herkes bilmiyor değil. Niye bir sıkıntı olduğu zaman hemen Elizabeth Shelton vardı o dönemde, evet. Adana konsolosu. Evet. Hemen gece onu buldular Amerika'ya mesaj göndermek için. Yani her şey aleni bir şey yani. İyi Parti'nin Amerika bağları yani sır değil bana göre. Peki Esad açısından bakalım. Empati yap. Esad açısından bak. Türkiye'den kendisine gelen görüşme talepleri var. Vatan Partisi ile görüşeyim, İyi Parti ile görüşmeyeyim, AKP ile görüşeyim falan mı diyordur? Mesela Esad ne diyordur? Esad için kimle görüştüğü ne bakımdan önemli? Kim çözer? Kim çözer ona bakıyor. Yani Türkiye'de bakın, Türkiye bir şey değiştirmiş. Makas. Uzun yani bir tamam değiştirmiş. Ya bir çok özür dilerim de. Ya yani şimdi şey yapmayalım. Yıllardır dünyanın özellikle dikkat kesildiği, CIA başkanı ilk göreve geldiğinde ilk aradığı kişi olan Türk İstihbarat Başkanı, Suriye İstihbarat Başkanı'yla yaklaşık 3 yıldır bir şekilde bir müzakere yürütüyorsa... Ama siyasete nasıl bağlıyorsun bunu? Siyasete yani? Şöyle bağlıyorum. Türkiye bunu Zafer diye, de çok merak etti cevabını. Siyasete şöyle bağlıyorum. Türkiye'nin bir yol haritası var. Bu yol haritası şu an Mısır'da da işliyor. Bahreyn'de işledi. Suudi Arabistan'da işledi. İstihbarat sorunlu konuları belli bir noktaya getiriyor. Hop Dışişleri Bakan Yardımcıları devreye giriyor. Arkasından Dışişleri Bakanları görüşmeye başlıyor. İlgili bakanlar görüşmeye başlıyor. Anlaşmaları imzalanacağı an itibariyle de liderler bir araya geliyor. Genel olarak yani resmi olarak bir araya geliyor. Sorumun cevabına gelirsen. Zamanımız kalmadı da. Yani sorunun cevabı, Esad açısından bu üç yerle görüşmenin Esad açısı, farkı ne? Bir dakika. Şu, bu sorunu kim çözer? Ya da anlaşmayı kim yapar? Anlaşmayı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yle yaparsınız. Devletin başında şu an kim var? Yani diyorsun ki devletten başka kimseyle Esad görüşmesin. Hayır demiyorum. Görüşme, anlaşma devletle yapılır. Tabii anlaşma ama devlet, ayrı ama görüşmeyi söylüyoruz biz. Devlet arada Esad'ı yumuşatmak için ya da arada Esad'ı yoklamak için başka bazı grupları oraya göndermeyi tercih edebilir. Bu cümle önemli, bak sen bunu anlarsın. Hayır canım, biz Esad'ı yumuşatmak diye bir mesele, bak, belki onun yumuşatmak başka bir şey... demedim veya anladım, havasını yoklamak için evet dedim. Hayır, niye yani o değil zaten abi? Şöyle bir şey yani, gidenler pardon, Esad'ı yumuşatmak için falan da Sayın Akşener'i devlet İyi Parti'ye havayı yumuşatmak için mi gönderiyor? Ben Akşener'den bahsetmedim. Ha, başka gruplar dediniz. Hayır de zaten Sayın Perinçek açıkça söyledi. Dedi ki yani bize devletin de yanlarına bir adam
gerekirse vermesini ve o görüşmeleri izlemesini de söylüyor. Dışişleri Bakanlığı'na bilgi de veriyor. Yani sonucunu da bildiriyor. Yani i̇şte onu gizli saklı yapmıyor zaten. Açık söylüyor. Tamam canım, ben zaten eleştirmek için söylemedim. Evet. Bu yapılır. Bunlar arka kapı, yan kapı falan kapı, evet, filan evet, kapı diplomasi. Mühim olan sorunun burada çözülmesi. Bugün, evet, burada bugün enteresan olan raporu biz de hazırlayıp dışişlerine vermeye hazırız diye İYİ Parti. Parti şimdi neden yapıyor bunu? Bir de sürpriz ya, ben oldu neden mu yaptığını bu söylüyorum. İYİ Parti'nin inanmıyorsun. Sürpriz yani. Şimdi şu var. Hulki abi buldum. 2 Mart 2022 Rusya-Ukrayna Savaşı çıkmış. Sayın Akşener grup toplantısında bak. Putin haddini aşmıştır. Vakit çekimser kalma vakti değil. Zalimin karşısında dik durma yaptırım vaktidir. Ya şimdi kendini Esad'ın yerine koy. Esad'ın neredeyse varlık sebebi Putin. Şimdi Putin'i zalim ilan ediyorsunuz, yaptırım uygulanmasını istiyorsunuz, hı hı, ve siz gidip Esad'la görüşeceksiniz. Bu sorunun çözümünde aktif rol oynayacaksınız. Ama mesele şu. Ama seni izleyen İYİ Partililer şimdi diyordur ki, bak seslerini duyuyorum, şuradan duyuyorum. Ne diyor? AKP de Esad'a neler söyledi, ona ne diyeceksin Zafer Bey diye soruyorlar. Vallahi bak, Hulki abi naçizane aradaki fark ne? Önerim şudur, aradaki fark şu. Bu sosyal medyanın her şeyi böyle bir birbiriyle kıyaslama tarzı hepimize siyah egemen beyaz oldu. Sayın Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı devlet yönetiyor. Hani kendisi bazen diyor ya, devlet yönetiyoruz devlet diye. Zor iş devlet yönetmek. Devlet yönetmek öyle çok kolay bir iş değil. Parti yönetmeye benzemez. Parti yönetmeye hiç ama hiç benzemez. Burada İYİ Parti lideri Sayın Akşener akıllıca bir hamle yapıyor. Kime siyaset karşı? İşte Zafer Partisi'ne karşı mı? Bir Zafer CHP'ye Partisi, iki sorunun Hande Hanım'ın çok güzel izah ettiği gibi hem istihbarat yani biraz düzeyinde. Biraz kapalı konuştu. Moderatörlüğü fena değil de yorumculuğu biraz şey. Evet. Yorumcu olsa çok soru sormamız lazım. Yorumcu yani olsa yorumculuk da zor bir iş yani. Etmiyor. Evet, doğru evet söylüyorsunuz. Yani, şimdi ama alışır, yetişir yani. Yeter! Söz milletin. Şimdi şu var. Hem Ümit Özdağ bu konuda Suriyeliler meselesinde, Suriye meselesinde çok ön aldı. Bir seçmen tabanı üzerinde. Ve ben elimde şu anket var. Betimar'ın anketi 1.9. Ümit Özdağ Partisi. Hı hı. Bak, ama enteresan. Ümit şimdi Özdağ şu var. En başta dedi ki bu sığınmacıların hepsini göndereceğiz i̇şte, dedi. Bak, böyle sert bir tavırdan sonra da dedi ki Esad'la da görüşmek istiyorum. Şimdi ha onu bak, söyleyeceğim. Öteki partiler böyle söylemiyor. Ya aynı şey teşbih de hata almaz. Mansur Yavaş önerisini ilk kim dile getirdi? O cenahtan Ümit Özdağ. Ümit Özdağ. Sonra birdenbire İYİ Parti'den biz şunu duyduk. Anketlerde Mansur Yavaş'ı görüyoruz o. Duyduk. Evet, ya siyaset böyle Allah bir şey arkadaşlar. Yani herkes... Meral Hanım da tecrübeli bir siyasetçi olarak Suriye meselesinin çözüleceğini görüyor. Hem ön alıyor, hem kendisinden oy aldığını, oy çaldığını düşündüğü bir partiye karşı parti tabanına mesaj veriyor. Nasıl mesela bu kadar basit. Yani burada Hande Hanım yanlış anlamayın da efendim İYİ Parti sorunlu muhalefet yapıyor, Suriye'ye gidiyor bakış açısı bu meseleyi değil, bu meseleyi çok anlatmıyor. Zafer Bey bak çarpıtma. Ben açıklama okudum. Lütfen Hande Hanım sözümü kesme. Bu bir. İki. Türkiye'nin gerçekten en özgür programında en özgür ve demokrat moderatörüyle birliktesiniz. Yoksa yani sana biraz, yapacağını bilirdi. Biraz otoriter olsaydım beni bu kadar rahat eleştiremezdiniz. Hande, neler bakın söylediniz ama neler. Ama bir şey söyleyeceğim. Şey, anladınız siz. Geçenlerde. Bu şey ben diktatör olsam bana diktatör diyebilir miyim? Diyemezsiniz zaten. Bu yaşamıyor mu? Bravo. Şimdi bizim. Haklı. Hande Hanım tabii. Haklı. Hakikaten bizim arkadaşımız, başarılı da bir moderatör. Yorumculuk ne oldu sen de makas değiştirdin. Yorumculuk konusundaki görüşüm aynı. İyi ki yorumcu olmamış. Ama tabii çok başarılı. Ben kendisini başarılı buluyorum moderatörlükte. Şimdi bizim özgün program formatımızın... Bir dakika formatımızın, ya benim sen yorumculuğum çalacağım falan mı düşünüyorsun? İyi bir şey söyleyeceğim. Oturacağım ya. Gelecek hafta oraya oturacağım. Senin evet yorumculuğun... Şimdi bizim bu programlarımızın CNN Türk'teki özgün formatının ben artık başka kanallarda taklit edilmeye başlandığını çoktandır, görüyorum. Çoktandır, çoktandır. Geçenlerde evde oturuyorum. Taklitlerinden sakının sevgili izleyiciler. Geçenlerde evet evde oturuyorum Hande. Hadi televizyonda ya zap yapıyorum. Ya bir baktım 5 tane adeta konuk. Adeta 5 tane konuk ve bir moderatör tahta başında Suriye haritası üzerine analiz parçalıyor. Ya şimdi dedim ki ya bizde en azından ben kalkmıyorum ama bir kişi ve moderatör oluyor. İşte Ahmet Hakan ya da Hande Fırat.
Adamlar 5 konuk artı 5 artı 1 yapmışlar. Niye sağmıyorlar. Niye biliyor musun? Sağmıyorlar ekrana. Ne oldu Hulki abi? Hayır. Bir tanesi yoruldu galiba. Biri oturdu stüdyoya, başka bir konuk geldi. Onu oturtup öbürünü aldılar. Bak. Herhalde bacaklarına ve enerjisine güvenen orada kaldı yani. Uzunca bir süre kaldı. Bak. Hatta fotoğrafını çektim. Ama burada birisinin hakkını vermek lazım. Bak, bunu bizim Onur başlattı. Tahtaya kalkma olayını Onur başlattı. Harita üzerinden. O dönemi hatırlıyorum. İlk başlattığı zaman benim de konuşmam vardı Onur'la o konuda. Yani onun gerekçelerini sordum. Bana anlattı. Mesleki sırrı söylemem. Ama tahtaya kalkma, harita başında anlatma, sopayı eline alma olayını CNN ve sevgili Onur başlattı. Onur, izliyor musun bizi? İzliyor. Onur. Yani bu akşam ben de nasıl izliyor. Onur izliyor. O rejide olmasa da... 7-24 siyah... Ha, rejide olmasa da izliyor. Ben biliyorum onu. Şimdi bu mesajı aslında göreyim. Neredeymiş. Şimdi o başlattı. Öteki kanalların tahtaya aynı anda 5 kişiyi kaldırması niye biliyor musun? buradaki programları taklit etseler de reytingler onları çok geride gösteriyor. Burası hep birinci oluyor. Yani CNN'deki Semiha'nın programı da, Ahmet'inki de öyledir. Hanımefendinin programı da hep birinci oluyor. O yüzden bir kişi kalkınca reytingde geçemiyor. Belki 5 kişi tahtaya kalkarsa reyting... Belki bol tıralı oluştururlar diye. Reytinge katkısı olur diye. Ama sizi doğru, kestiysen... Fulya Hanım'ın, Göksu Hanım'ın programları da... hakikaten bütün programlar o anlamda tabii, iyi tabii. CNN Türk'te. Hande... Ya bu, CNN Türk reklamı izlediniz. Hande tabii ki izleyecekler. Ya çok gelindi buranın üzerine. Bilmiyor muyuz? Yani hep beraber yaşadık. Hükümet kendi reklamını yapamıyor. Bari CNN kendi reklamını yapsın diyor. Hande bak bir konuya giriyoruz. Bir dakikan var. Muhalefet biliyorsunuz Mısır'la anlaşalım diyordu biliyorsunuz. Hı. Suriye'yle evet. Anlaşalım diyordu. Şimdi bir mecraya girdi, bir yere gidiyor. Şimdi bir bakıyorsunuz. Muhalefetten bunu bozmak için taktikler geliştiriyor. Niye anlaştınız diye bir bakıyorsun Sisi ile el sıkışmışın, iki elin nasıl sıkışmış bunlar tartışılıyor. Reklama gitmeden efendim, bir şey soracağım arkadaşlar. Rusya ile arayı açma gibi taktikler izleniyor. İran'la arayı açma taktikleri izleniyor. Yani burada niyet başka. Niyet bu süreci baltalamak. O nedenle ben Akşener'in buradaki o hesabının sorunu çözmek değil, sorunu bozmak amacıyla yapılmış bir hamle olduğunu sanıyorum. Peki. Mısır'a büyükelçi olmak istiyor musun? Yok. Mısır'a büyükelçi mi olmak istesin? Mısır'a büyükelçi atanacak ya yeniden. Avrupa'ya ister. Niye ben olayım yani? Ben de Avrupa'ya ister dedim. Şu an aslında Hande Fırat'ın sesini duyduk. İsmet abi ya Pekin ya Moskova. Bir dakika. Sevgili izleyiciler biz büyükelçilik beğenelim reklam arasında. Ya Pekin ya Moskova. Reklamlara gidiyoruz.